Heidegger'den yola çıkarak teslimiyet şövalyesinden inanç şövalyesine geçiş nasıl gerçekleşir? Şimdi Heidegger de tabii bu kavramları önemsiyor ama kavramların esas öne süren, ortaya atan Kierkegaard. Ve Kierkegaard teslimiyet şövalyesinden inanç şövalyesine geçişi bir çeşit çılgınlık sıçraması gibi bir şeyle adlandırıyor. Yani bir çeşit bir delirme gerekiyor o arada. Neden delirme gerekiyor? İşte biraz önce bahsettiğimiz mesele yüzünden. Çünkü rasyonel bir kafa o şeye inanamaz. O Tanrı'ya inanamaz. Nasıl bir şey geçirmek gerekir? İşte o üzerine hayatını inşa ettiğin geleneksel dinleri ve işte Kierkegaard'ın etik dönem, estetik dönem, bilimsel kafa, ondan önceki estetik dönemde geleneksel dindar, çok sayıda her zaman gördüğümüz bu aşamaları geçmiş bir kafa. Hayatını belli bir ideal üzerine kurabiliyor mesela işte sosyalist olma, devrim yapma işte veya işte siyasal İslamcı olma ve bütün dünyaya İslam'ı getirme falan gibi şeyler. Fakat bunların hepsi veya aşık olma veya işte hayvan aktivisti olma. Ya ama bunların hepsi sonuçta camdan kule ve bunlar yıkılıyor er veya geç ve yıkıldığı zaman yine hayatta bir anlam kalmıyor ve Kierkegaard yani deyime göre teslimiyet şövalyesi olma veya bir adım daha öteye geçme gibi bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Bu bir adım ötesi işte inanç şövalyesi ki orada bir aklı bir kenarda, aklı bir miktar geride bırakarak inanan varlık. Yani olasılıksızlıkları oldurtabilen bir tanrıya, mucizeler yapabilen bir tanrıya, çok rasyonel olması şart olmayan bir tanrıya inanan varlık oluyorsun, inanç şövalyesi olarak. Dolayısıyla artık yıkılabilir bir varlık olmaktan çıkıyorsun. Çünkü tam bir teslimiyet içerisindesin. Kötü bir şey geldiği zaman iyisi de gelir deyip geçip gidebiliyorsun inanç şövalyesi durumunda. Böyle bir çıldırmışlık sıçraması gerekiyor. Ve Kierkegaard bu açıdan tabii ki işte Hristiyan teologlar tarafından falan çok eleştiriliyor. Yani çünkü bütün örneklerini Hristiyanlıktan veriyor işte. İbrahim peygamber vesaire şu bu falan. Sanki bir Hristiyan teoloğuymuş gibi görünüyor ama aslında orada felsefeci ve söylediği şeyin Hristiyanlıkla da alakası yok. O açıdan orada dediğimiz gibi bir inanç sıçraması, leap of faith, çılgınca bir sıçrama olması ve aklı geride bırakmak gerektiğini söylüyor. Teslimiyet şövalyesinden inanç şövalyesine geçiş böyle bir şey. Kierkegaard'ın gözünde. Hocam peki insan hayatının kontrolü elinde olmadığını fark ettiği anda nasıl bununla başa çıkabilir? İşte o yine Kierkegaard'dan gidelim. O kelimenin de babası ve psikologların da çok sevdiği bir felsefeci bu açıdan. Angst kelimesi yani anksiyetenin de kökeni olan kelimeyi de ortaya atıyor kendisi o dönemde. Ve daha sonra bu anksiyete işte gerek Heidegger'de gerekse daha sonraki varoluşçularda işte Sartre'da, Camus'de önemli bir yer kaplamaya başlıyor. Çünkü anksiyete dediğimiz şey
böyle hayatın herhangi bir anlama oturtamadığın bir durumda hayatın bu derecede hızlı değiştiği bir de. Yani daha önceden insanlar bunu tam olarak gözlemleyemiyorlardı. Yani şöyle oturayım da 1800'lerin sonlarına doğru çekilmiş Londra veya İstanbul sokaklarındaki videolara bakayım gibi bir şey yapamıyorlardı. Dolayısıyla o kadar hızlı da değişmiyor. Şimdi daha da hızlı değişiyor ve Kierkegaard'a göre bu modern çağın hızlanması anksiyeteyi daha arttıran bir şey. Her seferinde ya benim 10 yıl önceki veya çocukluğumdaki hayat gerçek değil miydi? Ona dair neredeyse hiçbir şey kalmadı. Ve bu anksiyete yaratan bir şey. Oturduğun temelleri sarsıyor. Heidegger'de anksiyete işte çok daha geniş kapsamlı ele alınıyor. Ve geçmişten getirdiğin yaşam, bugün içine doğduğun dil ve dünya ve beden, hiçbir şeyin kontrolünün sende olmadığını anladığın zaman anksiyete hissediyorsun ve bütün bunları düşünmeden onun deyimiyle present at hand'de, yani böyle ready at hand'de, yani Dasein seviyesinde insan, otantik insan seviyesinde değil, anksiyeteden kaçan ve hiçbir şey düşünmeyen, hafif maddeye daha yakın bir insan seviyesinde yaşamayı tercih edebiliyorsun. Heidegger onu çekiç olmak, çekiç gibi olmak diyor. Çekiç örneğini çok seviyor. Babası da hem bir rahip hem de bir fıçı ustası olup tık 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 çekiç sesleriyle büyüdüğü için hep bu çekiç örneğini çok sık kullanıyor ve yani Dasein olmaktan, bütün bu acıları, anlamsızlıkları görüp yine de o bütün büyüsü yerine bunun yerine şey yapıyor. Kaçıyor bu durumda. Ve kaçtığı noktada anksiyeteden tam olarak da yine kurtulmuyor. Ama bir miktar kurtulabiliyor. Daha sonraki Sartre'la, yani bunlar tabii kısa cevaplar. Yani o konular üzerine çok uzun tartışmalar dönüyor ama işte Sartre'lara vesairelere de gelindiği zaman işte absürtler, hayata ne zaman bir anlam yüklesen o anlamın yıkacak komik veya trajikomik bir olayın olmasıyla birlikte ortaya çıkan genel anksiyete duygusu, bunların hepsi hayatın kontrolünün elimizde olmaması ile bağlantılandırıyor felsefeciler ve bir anlam dünyasına, kendi içerisinde tutarlı olan bir dünyaya oturtamamamız meseleyi. Geçmişte evren yaşayan bir varlıktı. Büyülü bir şeydi. Biz de onun içerisinde büyüler içerisinde gezen işte bir şeydik. Yıldızlar işte iki tane büyük tanrının kavgasından sıçrayan kandı vesaireydi. Ve bazen göz kırptıkları zaman o tanrı size bir sinyal veriyordu. Bir bakıyorduk yanımızda bir kurtun gözleri de parlıyor ve onunla konuşuyorduk falan. Şimdi yani tabii ki milyarlarca yıl böyle bir kafayla yaşadıktan sonra şimdi birdenbire işte ne varsa bu gördüğün ve bir şey yok ve ölüp gideceksin nokta. Ve senin bütün dünya, bütün inançların, bütün çocukluğun hepsi de bir yalandı. Bak şimdi geçti, değişti her şey falan gibi bir şeye kolay kolay dayanamaz insan. Yani buna bir çözüm bulmaya çalışacaktır her seferinde. Orası kesin. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Serotonin ve dopamin mutluluğu arasındaki fark nedir? Ve bunlar Heidegger'de hangi aşamalara uyuyor? Serotonin, dopamin, mutluluğu, bunu psikoloji kısmına bırakalım isterseniz. Bu kısmı keserseniz ama bu soruyu psikoloji kısmına bırakalım çünkü bayağı uzun soru. Yani, ama Heidegger'le çok örtüştürebilir miyiz? Yani kısmen bir örtüştürmemiz olabilir ama o kısma bıraksak daha iyi olur. Tamamdır hocam. O zaman ben Aysu arkadaşımıza bırakıyorum şu an soruyu.
Tamamdır. Teşekkür ederim. Peki sistem insanları korku aracılığıyla nasıl hayallerinden koparıp onu düzenlenen makinenin bir parçası haline getiriyor? Çok rahat yapabilir bunu. Yani buradaki bunu yapabildiğimiz söylediğimiz eylemi yapan özne belli bir insan değil. Hepimiz biliyoruz. Yani sistemin kendisi bunu üretiyor. Sistemin kendisi kendisini yıkabilecek mekanizmaları sistemi dışına iterek, bazen deli olarak adlandırarak, bazen suçlu, kriminal olarak adlandırarak, bazen aç bırakarak, öldürerek yapabiliyor. Dolayısıyla herkes sistemin içerisinde bir yerde bir tanım bularak makinenin bir parçası olma eğilimine giriyor. Tabii ki doğal olarak böylesi bir büyük sürgüne ve acıya maruz kalmamak için. Ama o da her insan için mümkün olmuyor. Eğer işte Deleuze, Guattari, kapitalizm ve şizofreni terimleriyle konuşursak, işte minörler, göçebeler bunu hiçbir zaman yapamıyorlar. Ve doğru yer, doğru zaman geldiği zaman devrimin önemli dinamik unsurlarından da bir tanesi haline geliyorlar bunlar. Ama tabii işte kapitalizm ve şizofrenide devrimin neden yapılamadığı, bu sefer kapitalizmin kendisini nasıl koruduğu bu yönde ile ilgili ilginç açıklamalar var, yani psikolojiyle bağlantılı. Peki hocam, az önce bu kapma aygıtından, bu düzenden bahsettiniz. Bu düzenden peki kurtulabilen insanların özelliği nedir? Hangi insanlar bu sistemin yani içinden kurtulabilir? Evet. Yani bu soruya yine ben cevap vermeyeyim. En azından bu sorunun cevabını arayanların geldiği noktayı söyleyeyim. Kolay bir cevap bu yok sorunun. Ama hiç kimse diyebiliriz. Hiç kimse kurtulamaz. Ama işte post yapısalcılar, Foucault gibi insanlar, kurtulamasak da düzenli olarak sisteme meydan okuyalım ve farklı şeyler yapmaya çalışalım ve sistemin dışına hafiften bir ayağımızı uzatıp falan tekrar geri gelelim. En azından bu daha onurlu gibi bir duruş sergiliyorlar. Peki sürekli değişen ve dönüşen bir anın, yani aşinalık anın içindeyiz ve bu hani binlerce yıldır süre geliyor. Bu değişen aşinalık içinde bizim neye tutunmamız gerekiyor? Hangi görüşe ya da yani kendi varoluşumuzu nasıl anlamlandırabiliriz bu dönüşen dünyada? İşte yine inanılmaz zor bir soru. Şimdi dediğim gibi birçok insan için dine dönüş söz konusu olamıyor. Din burada bu işlevi yerine getiremiyor ki bugün milyarlarca insan buna benzer bir şeyler hissediyor ve bazı insanlar bu his üzerine tartışıyorlar. Peki ne olacak? Yerine ne gelecek? Nasıl hayatımızı anlamlandırabileceğiz? Sorusuna işte Heidegger otantik insanla, Sartre sorumlulukla, işte Deleuze ve Guattari devrimle, Frankfurt okulu sosyalizmle, bu tarz şeylerle cevap vermeye çalışıyor. Veya işte post yapısalcılar sistemi düzenli olarak omuz atmayla falan. Ama sonuçta işte postmodernizmi yaratan ruhun özüne burada geliyoruz. O ruh bize zamansal bir varlık olarak başı ve sonu olan ve başı ve sonu olmasan hiçbir anlamı olmayacak bir hikayenin içerisinde gözlerimizi açtığımıza göre bu hikayeyi her anının tadını çıkararak ve hafif acılı, çok böyle büyük anlamlar içermeyen, cennetler, cehennemler içermeyen ama böyle inanç şövalyemsi, böyle gider buradan da iyi bir yere ya falan diyecek bir kadercilik içerisinde böyle bir bilgelikle, olgunlukla yaşama bakmanın en iyi çözümü olduğunu
söylüyorlar diyebiliriz. Yani bu başarılabilir bir şey mi? Evet, başarılabilir. Hatta işte dediğim gibi yani bugün bu anı yaşama, anın önemi, birey, geleceği umursamama, bütün bunlar zaman sağlığımızı fark ettiğimiz ve dolayısıyla bize verilen hikayenin her anının önemini hissettiğimiz için. Yani dünyada kutsala bu bakış açısıyla, kutsala en yakın şey yaşamın kendisi. Tolstoy Savaş ve Barış'ta Kont Bazıkov büyük mutsuz, çok zengin biriyken çok mutsuz edici olaylar, bir duello ve onu yaralayıp öldürüp öldürmediğini bilmediği halde kaçıp hanlarda gezerken bir tane adamla karşılaşır. Adamın o zaman çok yaygın bu, çok önemli bir şey. Adamın elini sıkarken Mason yüzüğü olduğunu görür böyle şöminenin başında. O bayım Tanrı'ya inanıyorsunuz demek. Çünkü Masonlar evrenin yüce mimarına, bir yaratıcıya inanmak zorundadır. O da evet inanıyorum falan der. Ya ben inanamıyorum. Bu akılda düşünüyorum. Yani nasıl olabilir? Neyine inanıyorsunuz? Nasıl inanıyorsunuz bunun falan gibi bir şey der. Adam da ona der ki, ya evlat başından geçenleri biliyorum. Sen bu bakış açınla hayatından memnun musun? O da ağlamaya başlar. Hayır, hiç memnun değilim. Peki mutlu musun? Gönlün rahat mı yani burada, bu durduğun yerde? Değilim. Ama işte yine de aklım izin vermiyor Tanrı'ya inanmaya vesaire. O da der ki, Tanrı akılla anlaşılmaz evlat. Tanrı hayatla anlaşılır. Yaşadığın hayata dön bir bak, Tanrı'yı orada göreceksin gibi bir şey söyler. Dolayısıyla Tanrı'ya en yakın Mısırlıların Tanrı'ya en yakın gördüğü şey gökyüzündeki güneşti. Biz biraz daha ilerledik sanki. Tanrı'ya en yakın şey, o en kutsal şey hayat, insan hayatı, yaşadığımız hayat ve fenomenolojik çerçeveden bizim hayatımız. Sanki evren bizim için yaratılmış gibi. Dolayısıyla böyle bir bakış açısıyla bu anksiyetelerden kısmen kaçılabilir. Sistemin içerisinde kısmen huzur bulunabilir. Ama ben sistemin dışına çıkacağım veya işte kabul etmiyorum bu durumu gibi mekanizmaların işlemediği veya eski dinlerin artık işlemediği kesin. Yeni dünya bu dediğim mesela kafadaki bir insanın biraz da insan ömrünün uzadığını düşünelim. İşte 200 yıllık bir ömrünü bir nükleer savaşta vatan için yok etmesi kolay değil veya karşı taraftaki 50 milyon, 100 milyon insanı 100 milyon kutsal hikayeyi yok etmesi kolay değil. Buralara doğru gidebilir yani insanoğlu. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Bugünün son sorusuna geçmek istiyorum. Varoluş karması nedir ve nasıl gerçekleşir? Bir varoluş dünyasından gözünüzün önünde düşüp başka bir varoluş dünyasına geçen biri oldu mu? Evet. Oldu çok çok oluyor bu. Sonuçta bu örneği derste verdiğim bir örnek vardı. O örneği versem mi vermesem bilmiyorum. Şey açısından sonuçta bir sürü örnek var. Onlardan bir tanesini verebiliriz. Yani her an böyle şeydeki psikolojideki geçtalt durumu aslında bunu birazcık şey yapıyor. Büyük geçtaltlar bir varoluşun çöküp yerine başka bir varoluşun kurulması. Yani Lacanian anlamda sinton dediği şey Lacan'ın. Burada başkasına haksızlık yapmayıp kendimden örnek vereyim. Benim varoluşum birkaç
kez yıkılıp yerine başka anlamlarla başka dünyalar kuruldu. Yani 20 yaşındaki dünyaya bakışımı gördüğüm zaman oradaki kişi uzak bir ben. Oradaki fotoğrafıma baktığım zaman o kağıdın üzerindeki yabancı kardeş ama birazcık başka bir dünyada, başka bir evrende yaşıyor. Sadece o ben değişmiyorum. Onu yaşadığı tüm dünya değişti. Giyimler değişti, şarkılar değişti, hayata bakış değişti, görüş değişti, dünya değişti, her şey değişti. O zaman içerisinde hapsolmuş küçük bir böyle Black Mirror, San Junipero'daki tekrar tekrar aynı yaşam döngüsünü orada gerçekleştirecek bir yapay zeka formatında yaşayan biri gibi hissediyorum ona baktığım zaman. İşte bilmiyorum, bazı insanlar böyle vay ay ne kadar gençmişim, o zaman da hayat ne kadar güzeldi falan gibi bir şeyler hisseder. Ben orada böyle büyülü bir yaşam paketçiği, bana ait olmayan bir şey hissediyorum. Yeterince uzun yaşasak belki bugünkü yaşam içinde aynı şeyi hissedeceğim. Ama en azından benim varoluşum o günden bugüne defalarca değişti. Ve umarım da değişmeye devam eder. O değişim çok zevkli bir şey. Biraz acılı. Geçmişe o gözle bakarsan, ya vay be o günkü her şey yalanmış, inandım falan bilmem ne falan dersen acılı olabilir. Ama hayır, o bir varoluş paketçiydi. Şimdi başka bir paketçik içerisindeyim. Gelecekte de umarım bu varoluşum da değişecek ve yeni varoluşlar, dünyaya yeni adaptasyonlar keşfedeceğim. Bunların ard arda gelmesinden oluşan bir zaman çerçevesinde de hayatımı yaşamış olacağım böylece. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz tekrardan. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.